Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda kurabiye var. Bu kurabiyeler tazeyken çok güzel, kıyır kıyır ve bekledikçe daha da güzelleşen bir kurabiye. Yapımı da oldukça kolay. Hemen şimdi tarifine geçelim. Evet, malzemeleri hazırladım. Gördüğünüz gibi çok az bir malzeme ile güzel bir kurabiye yapacağız. Malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ayrı ayrı yazıyorum. Oradan ayrıntılı bir şekilde rahatça görebilirsiniz. Yağımız, tereyağı oldukça yumuşak, oda sıcaklığında beklettim. Bakın yumuşacık. Eritmeden bu şekilde bekletiyoruz. Ve üzerine çiçek yağını ekliyoruz. Ve pudra şekeri. Bu üçlüyü şöyle bir karıştıracağız ki bütün yağlar ve şeker iyice birbirine karışsın. Hem de tereyağı bu arada iyice yumuşamış ve erimiş olsun. Evet, şöyle bir karıştırıyoruz. Zaten tereyağı yumuşak olduğu için hemen çok güzel karıştı. Ve bir yumurta ekliyorum. Yumurtayı hemen kullanmadan önce yıkayıp kuruladım. Muhakkak o şekilde yapalım. Ve yumurtayı doğrudan doğruya malzemenin içine eklemiyorum. Çünkü sürpriz olabilir, yumurta bozuk olabilir. Evet, yumurtamız da gayet güzel ekledim. Ve bir kaşık yoğurt ekliyorum. Ve bir çay kaşığı limon kabuğu tozu ekliyorum. Bu limon kabuğu tozunu ben kendim yaptım. Dilerseniz rendesini de kullanabilirsiniz. Bunun tarifini de aşağıya link olarak bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, şöyle bir karıştırıyoruz ve üzerine 2 kaşık nişasta ekliyoruz. Nişastayı da şöyle bir karıştırıyoruz. Bu arada unu da kullanmadan hemen önce eledim. Muhakkak eleyelim, unu yenileyelim. Yapımı oldukça kolay. Bakın çok zor değil. Yoğururken de zaten çok fazla yoğurmayacağız. Bu tür hamurlar çok hızlı bir şekilde yoğurulması gerekiyor. Çok fazla yoğurmayalım. Mayalı hamur gibi değil. Yağımız dışarıya verir ve hem acır hem de ölçüsünü kaçırırız. Hani çok yumuşak olduğunu düşünerek tekrar un ekleriz. Bu sefer ölçü kaçar. Malzemelerimiz boşa gitmiş olur. Çünkü kurabiye güzel olmaz. Şimdi ölçekle 3 ölçek un koyuyorum. Ve sonrasında gerekirse tekrardan ekleyeceğim. Ve en üstte de kabartma tozunu koyuyorum. 1 paket kabartma tozu. Şöyle bir karıştırıyorum ki her tarafına eşit olarak gitsin. Ve yoğurmaya başlıyorum. Hamur zaten çok çabuk toplanıyor. Hemen birkaç dakika içinde istediğimiz kıvama ulaşmış oluyoruz. Evet, bakın görüyorsunuz çok güzel bir hamur oldu. Un eklemedim. İlk koyduğum un yeterli geldi. Şöyle bir toparlıyoruz. Ve kıvamını anlamak için de şöyle küçük bir parça alıp deneme yapıyoruz. Şöyle elimizle yuvarlayarak kıvamını daha kolay anlayabiliriz. Bakın oldukça güzel, ele yapışmayan hafif yumuşak bir hamur. Ve şekillendirmek için de şöyle bir spatuladan yardım alıyorum. Kalın tarafıyla yapacağım. İnce tarafı, kesikler çok ince olur. Kalın tarafıyla daha güzel oluyor. Ve gördüğünüz gibi elimle şekillendiriyorum. Büyüklüğü de
bir ceviz büyüklüğü kadar hamurumuzun. Ve şöyle çentikler atıyorum bütün etrafına. Ve küçük serçe parmağımla da şöyle bir çukur açıyorum. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz tabii. Benimki sadece bir öneri. Ve bir kısmını da yuvarlak yapacağım. Normal kurabiye gibi. Evet, misafirim gelecek. Hamurum çünkü elimden kaçtı. Evet, kurabiyelerim hazır. Tepsiye aldım ve üzerine de pudra şekeri ekliyorum ve doğrudan doğruya fırına vereceğim 180 derecede ve alt üst dikkat ederek pişirelim kontrollü bir şekilde, çünkü hamur çok çabuk pişiyor. Ve kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Evet, aşağı yukarı 20 dakika içinde kurabiyeler pişti. Çok çabuk pişiyor. Hadi dikkat edelim fırına. Bakın altı üstü çok güzel pişmiş. Ve hiç bekletmeden tepsiden boşaltıyorum. Ve üzerlerine de üzüm marmelatı ekliyorum. Bunu yapmayabilirsiniz ama böyle çok daha güzel, lezzetli oluyor. Görünüş olarak da çok güzel oluyor. Bir kısmını bakın gördüğünüz gibi üst üste koydum. Diğerlerini zaten içlerine koydum. Bir kısmını da sade bıraktım ve şöyle bir kontrol ediyorum. Gerçekten kıyır kıyır ve bekledikçe de daha güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.